Efendim, köş kebabımızı yedik, enerjimizi topladık, gücümüze güç kattık. Şu anda Osmanlı'nın başkenti Söğüt'teyiz. Hadi gezmeye devam edelim. Efendim şu anda Söğüt'te Oyuncak Atölyesi'nde Şenur Hanım'ın yanındayız. Merhaba Şenur Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ki, ben Kültür Bakanlığı sanatçısı, geleneksel ahşap oyuncak sanatçısı Şenur Ülker. Efendim burada neler yapıyorsunuz? Öncelikle kendimizden bahsedeyim. Ben geleneksel eyip oyuncaklarını yapıyorum. Geleneksel eyip oyuncaksı demek 500 yıllık gelenek demek. Ve 1635 yılında Evliya Çevik'in söylemiş olduğu, seyahatnamesinde anlatmış olduğu geleneksel oyuncakları biz birebir canlandırdık. Onları Söğüt'e de taşıdık. Yani muhteşem. Buraya taşıdık. Var mı onlardan örnekler görebilir miyiz? Tabii ki, hemen göstereyim. Bu oyuncaklardan birisi mesela aynalı araba. Birisi böyle kuşlu araba. Böyle son döneme ait kamyonlar var. İşte efendime söyleyeyim, daha ilk dönemlerde yapılmış olan kanlı çeşitleri var. Böyle at arabaları var. Efendime söyleyeyim, son döneme doğru bir otobüs çeşitleri var. Top arabası galiba. Top arabası var. Aynı şekilde saplı davullar, davullar var. Bunun gibi çeşit çeşit neredeyse 55'e yakın oyuncak var. Tabii biz yavaş yavaş buraya getiriyoruz bunları. Bu oyuncakları birebir ben kendim yapıyorum. Aynı zamanda da kendi mekanımda elemanlarıma bunun eğitimini veriyorum. Peki nasıl yapıyorsunuz, görebilir miyiz? Tabii çok kısa bir şekilde size gösterebilirim. Tamam. Şöyle göstereyim. Öncelikle şu oyuncağı bir tanıtayım. Bu oyuncak bir şehzade oyuncağı. Şehzade oyuncağı deyince neden bu şehzade oyuncağı diyorlar? Şehzadeler ilk böyle bir tane şehzade yürüyemiyormuş. Hani yürümeyi daha doğrusu daha becerememiş. O sırada hep oyuncakçılar çağrısından bir oyuncak istenmiş. Oyuncak denge oyuncağı. Dengede durmasını sağlayan bir oyuncak. Bu tabii bu kadar küçük değil. Ben minyatürünü yaptım. O bu şekilde büyük bir oyuncak. Şöyle. Evet. Böyle. Bununla dengede durmayı öğrenmiş çocuk. Böyle mekanizması var. Bakın şöyle elimde şöyle şekilde göstereyim. Bu şöyle yürümeye başlıyor değil mi? Başlıyor ve dengede durmasını da sağlıyor. Ha, çok güzel. Aynı zamanda. Tabii bu oyuncak sonrasında bir sürü çocuğa da yapılmış. Yani sadece şehzadeyle kalınmamış. Böyle bir oyuncak demiştim. Şu şekilde ben bunu şimdi süslemesini size kısa bir süslemesini de gösterebilirim aslında. Hemen böyle ayakta bir şekilde. Tamam, buyurun. İstediğimiz şekilde süsleme yapabiliriz. Ben mesela bu oyuncağımı şöyle süslemeyi tercih ediyorum. Böyle güzel bir şekilde. Ha, çok sevinirim. Biraz yerde olması gereken bir işlem aslında. Bunu ayakta yapıyoruz, bakar mısın? bu arada bu oyuncağı ben üniversite düzeyinde de eğitimini verdim. Yani bu oyuncağın üzerinde bütün şeylerin hepsini üniversite öğrencileri yaptı. Aynı zamanda da şehzadenin özelliklerini anlattık. Nelerini? Mesela bir şehzade nasıl eğitim görmüş? Biraz kısaca anlatır mısınız? Şimdi şöyle, o zamanlar şehzadeler bütün dallarda eğitim verilirmiş. Yani hangi dala daha çok yatkın olduğu anlaşılması amacıyla her dalda eğitim verilirmiş. Yani bir marangozluktan tutun, savaş taktiklerine varıncaya kadar hepsi eğitim verilirmiş. Fakat hangi dalda iyiyse o dala doğru yönlendirilirmiş. Ve bunu da gerçek sahada yani yaparlarmış. Şimdi biz de biraz o yöne doğru kaymaya başladık gerçi eğitim sisteminde. Ama asıl amaç insanın kendi doğasında, yani yerinde, mekanında bu meslek dallarının öğrenmesi. Çok teşekkür ederim. Bu bayağı güzel bir şey oldu. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Hatta şimdi size şunu da yapabilirim şov olarak ama 2 dakikanızı alabilirsem. Şöyle. Ay, çok güzelmiş. Böyle. Bir bakabilir miyim böyle? Tabii buyurun lütfen. Efendim bayağı güzelmiş. Evet. Çok güzel bir oyuncak bence ve keyiflidir de. Kesinlikle. Bunu oynamak. Çocukların çok keyif alacağına ben eminim. Evet. Çok teşekkür ederim Şenur Hanım. Elinize sağlık, ben yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Mekanımıza geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz ve güle güle diyorum. Sağ olun, çok İnşallah tekrar bekleriz. İnşallah, inşallah. İyi günler. Güle güle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.